Sevgili canlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı kurmamdaki amaç sizlerin de bildiği gibi yolumuz, erkanımızla ilgili bazı anlatımları, bilgileri sizlerle paylaşmak. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Abone olan tüm canlarımıza teşekkür ederim ilk başta. Bugünkü konumuz Rıza Şehri. Rıza Şehri İmam Cafer buyruğunda anlatılmış olan bir konu. Zamanın birinde sofunun biri komple dünyayı gezmek ister. Şehir şehir, ülke ülke dünyayı gezmeye koyulur. En sonunda bir şehre gelir. Şehrin yapısı diğer şehir yapılarından çok farklıdır. İnsanların hareket ve tavırları da diğer insanların yapısına ve tavırlarına benzememektedir. Herkes sessizce sabah kalkar, hakaret, gürültü, kavga, dövüş olmadan işine gider, işiyle uğraşmaktadır. Tabii sofunun bu durum çok dikkatini çeker. Çekindiği için de kimseye bir şey soramaz. Tabii gezer, gezer, gezer şehri. Değişik yerlerini gezip gördükten sonra artık yorulur ve karnı acıkır. Fırıncıdan bir ekmek alıp karnı doymak için girdiğinde fırıncıdan ekmek için para uzatınca fırıncı yüzüne bakar. Der ki sen bu şehirli değilsin herhalde. Biz bu şehirden bu parayı bunu kaldırabilmek için nice savaşlar, nice bedeller, nice kanlar döküldü. Sen bizim şehrimize tekrar para mı getiriyorsun? Diye bunlar münakaşa ederken artık olayın içinden çıkınca görevliler bunu görür. Ve gelirler durumu dinlediklerinde onlar da kendi aralarında tartışırlar. Ne yapalım bu şehirden olmayan kişiye? Derler ki gidelim ululara bu olayı anlatalım. Onlar bu işi çözsünler. Tabi yola düşerler giderler. Tabi bir sefer sofu düşünceye dalar. Ulular dediği zaman ben bir para verdiğim halde benimle bu şekilde münakaşaya bu şekilde tepki gördüm. Gittiğimiz yerde ulular nasıl bir yer? Nasıl bir yere götürdü düşünülürken gide gide bir bakar ki köhne bir yer. Yani normal bir yapı. İçinde aksakallı dedeler, piller bağdaş kurmuşlar, oturuyorlar. Şehrin sıkıntı ve dertlerini tartışıyorlar. Tabi gelenleri görünce sorarlar. Derler ki ey görevliler bu kim? Ey ulular der. Bu bizim şehirli değil. Fırıncıdan ekmek almış ve para uzatmış. Biz de işin içinden çıkamadık, size getirdik. Tabi aksakallı dedeler, piller der ki iyi de siz bizim şehrimizin kurallarını bilmiyorsunuz. Niye buraya getirdiniz? Bunu götürün, yapacağı bir yedirin, içirin, karnını doyurun, konaklayacağı bir yeri gösterin. Tabi götürürler, adamı bir yere yerleştirirler. Yedirirler, içirirler. Orada günlerce konaklar, yer içer kalır. Artık zaman geçtikten sonra der ki artık ben gideyim bu şehirde. Gideceği zaman mesela görevliler önünü keser. Der ki nereye gidiyorsun? Gideceğim artık ben. İyi de burası Rıza şehri. Gelmek senin rızan ileydi, gitmek senin rızan ile değil. Bizim rızamızın olması lazım. Nasıl yapacağız? Sen yediğin, içtiğin, bizim yerlerimizde konakladın. Rızalığımızı alman lazım gidebilmen için. Ne yapacağım? O zaman ulular der ki bunun yapacağı bir iş gösterin. Çalışsın, borcunu ödesin. Rızalığı aldıktan sonra o şekilde geri gidebilir. Tabi adam der tam madem öyle çalışayım ödeyeyim. Adama bir iş gösterirler yapabileceği. Daha büyük bir eve yerleştirirler. Adam orada çalışır, işinde, gücünde. Artık yavaş yavaş bu şehre alışmaya başlar. Çünkü şehrin yapısı da, insanları da gerçekten adama çok uygun ve çekici gelmektedir. Savaş yok, dövüş yok, para yok. Der ki ben bu şehirde evleneyim, kalayım. Herhangi bir dost edindiği birine burada evliliğin nasıl olduğunu sorar. Adam da burada cuma günü bütün şehrin gençleri şehir meydanında toplanırlar.
Konuşursunuz, anlaşırsınız. Eğer o kişi razı olur, piller, ulular ve aileleri de razı olursa bu iş olur derler. Tabii cuma günü bütün şehrin gençleri değişik değişik rengarenk kıyafetler giyerek şehrin meydanına doluşmaya başlarlar. Herkes birileriyle konuşur, sohbetler, muhabbetler. Bu kenarda köşede otururken kızın biri fark eder. Der ki sen bu şehirli değilsin elde. Yeter ya ben bu şehirli değilim. Gelen bana giden bana hep aynı soruyu soruyor. Yok diyor dikkatin edilmeyecek gibi değil. Hareket tavırların çok farklı yani bu şehir gibi olmadığın aleni ortada. Sen anladım ki burada kendine bir eş arıyorsun. Gel ben sana bu şehrin bazı kurallarını öğreteyim. En azından bu şehrin kurallarını da öğrenmiş bilmiş olursun der. Ve bu adamı alır, gezerler, tozarlar, şehrin kuralları ile ilgili bazı bilgiler anlatmaya başlar. Artık adam tabii ki bu kızın gönlünü almak için mi, artık razı etmek için mi, bir gün buluşacakları bir gün şehrin ortasındaki bir nar ağacından tabii kimse görmesin diye dalları da acele ettiği için kırar ve birkaç tane nar kopartıp aleni gelir masanın üstüne bulaşıkları yere koyar. Zaman geçer kız gelir. Tabii kızın suratı asık. Der ki niye suratın asık? Bak görmedin mi senin için nar getirdim. Gördüm der. Sen bilmiyor musun ki bu şehir Rıza şehri? Alırken bu narı sahibinden izin aldın mı? Almadın. Rızalığıyla alabilirdin. Gidip istediğin zaman kimse sana zor koşmadı ki. Ve alırken de bahçeye de zarar vermişsin. Ve ben şu anda canım istemiyor, narı yemeyeceğim ve bu narlar çürüyecek. Ve başkasına ait olan bir hakka da biz burada çürütmüş olacağız. Sen anlaşıldı ki Rıza şehrinin kurallarını öğrenememişsin. Biz seninle ne dost ne arkadaş olamayız. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma der ve oradan uzaklaşır. Tabii kız görevlilere ve ullara söylemiş olacak ki kısa bir süre sonra görevliler gelir ve bu adamı şehirden dışarı atarlar. İşte yolumuz, erkanımız Rıza şehri gibi bir yoldur. Rızalık olmadan ne bu yola, ne bu erkana, ne bu ceme girilmez. Bilindiği gibi ceme girdiğimiz zaman piller ve dedeler orada bulunan canlardan bir rızalık alır. Gölgeye girdiğiniz zaman rızalık olmadan bu yola giremezsiniz. Rızalık farklı farklıdır. İlk önce bir kul kendinden rızalı olacak. Dede yola girdiği zaman sorar talibe. Talip, bu yol kıldan ince, kılıçtan keskin, ateşten gömlek giyilmez, demirden leblebi yenmez. Var git düşün. Biz seni zorla getirmiyoruz bu şehre, bu yola, bu erkana. Git düşün, danış der. Ve bir sene, bazen de daha uzun süre müddet verir. O müddet sonunda kendi rızasıyla tekrar yola girer. Bu yola girdiği zaman rehber meydan alırken yine aynı şekilde üç kere geri çevirir. Der ki Talip, bu yol kıldan ince, kılıçtan keskin, ateşten gömlek giyilmez, demirden leblebi giyilmez. Var git düşün gel der. Üç kere geri gönderir. Üçüncüsünde tekrar meydana aldığında onun rızalığıdır. Ve dede sorar. Sen kendi rızan ile geldin. Geldiğin Ali yolu, durduğun Mansur darı, hak cesedine can verdi, kalbine imam verdi. Ağız talip, dil mürşit, bu yolda ne gördün, ne işittin der. Talip de secdedeyken, hak gördüm, hak işittim. Çünkü yol erkanda en önemli olan esas haktır. Hak demek Allah demek, hak demek adalet demek, hak demek kul hakkı, insan hakkı, hayvan hakkı, doğa hakkı. Hakkı bilmeyen hangi inanışa mensup olursa olsun, yaptığı ibadet de olsun, herhangi bir yaşantıda uygun değildir.
Beder hak gören gözlerin nuriman olsun, dal gel doğru söyle, baş kaldır beyan eyle. Gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı, dönenin canı. Döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır, göz verildi göresin diye, kulak verildi dinleyesin diye, dil verildi söyleyesin diye. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme, ararsan bulursun, verirsen alırsın, inanmazsan işte meydan, gelir görürsün. Er gövdede kaşınan yeri bilir, söylediğin meydanın, sakladığın senindir. Evvela seni sana soruyorum, kendinden razı mısın diye müsahip kardeşiyle, ikrar kardeşiyle, razılıklarını, hoşnutluklarını beyan ederler. Daha sonra oraya gelen tüm canlardan, ey canlar, bu canlar yolumuza, yani sizin anlayacağınız şekilde rıza şehrine girmek isterler. Bu şehre girmesine razılık gösteriyor musunuz dediğimde, işte o canlarda eğer bu canlardan razıysa, Allah eyvallah diyerek razılıklarını ve rızalıklarını beyan ederler. Kullar ya veya canlar kendilerinden razı olduklarını beyan etmesi, orada bulunan canların da o canlardan ve birbirlerinden razı olduğunu beyan etmesiyle pir, mürşit, rehber dediğimiz evladı Resul olan, ocak suadi olan pirler de yolun razılığı doğrultusunda bu canları rıza şehrinin içine alır. Yolumuz, erkanımız bu şekilde derin ve ince bir yoldur. Allah ve Hak Muhammed Ali cümlemizi bu rıza şehrine girmeyi nasip eylesin. Hak Muhammed Ali cümlenizin dildeki dileklerini, gönüldeki muratlarını versin. Bugünkü rıza şehri konumuz kısa ve öz bir şekilde anlatım böyle. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Her gününüz güzel olsun. Ali kardeşiniz, Hızır yoldaşınız olsun. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.